Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum İHS Teknoloji CEO'su Kadir Yücel. Kadir, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum. Kadir Yücel ile birlikte bugün önemli konuları konuşacağız. Dolandırıcılık tespiti ve engelleme özellikle şirketler için ve bireyler için çok önemli. Yine uzaktan müşteri edinimi sektöründeki son gelişmeleri konuşacağız. Yaklaşık ikinci yılına giriyor uzaktan müşteri edinimi. Bankacılık sektörüyle başlamıştı hatırlarsanız. Gelinen rakamlar oldukça önemli, hedeflenen rakamlar tutturulmuş gibi gözüküyor. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii ki bir diğer önemli konu bilgi güvenliği. Özellikle şirketler tarafında hem kendilerinin hem de müşterilerinin bilgilerinin güvenliği neden önemli? Burada güvenliği nasıl sağlamalılar? Detaylı bir şekilde Kadir'le konuşacağız. Kadir, şimdi bütün bu konulara geleceğiz ama biraz İHS ile başlayalım istiyorum. Aslında baktığımızda siz hem dolandırıcılık tespiti, engelleme, bilgi güvenliği, uzaktan müşteri edinimi, bulut teknolojisi gibi aslında çok geniş çerçevede teknoloji hizmeti sunan bir firmasınız. Öncelikle burada tabii hani hem kuruluş vizyonu hem biraz şirketi tanıyalım, sonra diğer konulara geliriz. Tabii İHS Teknoloji bir sistem entegratörü aslında. Farklı teknolojilerde hem yazılım hem hizmet sağlıyoruz ve katma değerli bir iş ortağıyız biz baktığımız zaman. Çünkü biz gerek kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla gerekse yurt dışından tedarik ettiğimiz yazılımlarla kurumların dijitalleşmesine, dijital dönüşümüne katkıda bulunurken anahtar teslim projeler yapıyoruz. Katma değerimiz de bu anahtar teslim projelerde bu yazılımların kurulumunu, entegrasyonunu, 7/24 bakımını, desteğini, eğitimlerini kendi mühendislerimizle veriyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bizim müşterilerimiz küresel ya da yurt dışından bir yazılım kullansalar bile yurt dışı bağımlılığı ya da yurt dışından hizmet destek ihtiyacı olmadan bizimle çalışabiliyorlar. En önemli katma değerimiz bu. Bahsettiğiniz gibi dolandırıcılığın tespit edilmesi, bilgi güvenliği, mobil cihazların güvenliği, yetki ve erişim yönetimi, bununla birlikte bulut bilişim hizmetleri, barındırma, yedekleme ve yönetilen BT hizmetleri bizim sunduğumuz geniş yelpazedeki bazı başlıklar. Ve aynı zamanda biz bir Ar-Ge merkeziyiz. Kendi yazılımlarımızı üretiyoruz. Dolandırıcılık tespiti ve uzaktan müşteri edinimi başlıklarında kendi yazılımlarımız var ve bu alanlarda hem Türkiye'de hem de dünyada müşterilerimiz var. Şu anda 60 kişiyiz. Her yıl büyümeye devam ediyoruz. Sadece ülkemizde değil, küresel bir hizmet sağlayıcı ve teknoloji sağlayıcı olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Vizyonumuz bu yönde. Peki Kadir, şimdi aslında 2022 yılına baktığımızda biz seninle geçen yılda programlar yaptık, katıldım programlarımıza. Aslında kolay bir yıl değildi 2022. Dolayısıyla 2023 yılı da aslında hem küresel anlamda hem yerel anlamda, lokal anlamda iyi başlamadı. Bunun nedeni bir dünyada bir resesyon riski kaygıları. Belki beklenen kadar sert olmasa da hala bu tartışmalar devam ediyor. İçeriye baktığımızda hem Türkiye'ye özgü ekonomik koşullar hem de yaşadığımız deprem felaketi işleri ekonomik anlamda da biraz daha farklı bir noktaya getirdi. Dolayısıyla hem sektör için hem sizin şirket için bu 2,5 yıl, 2020 için 2,5 ayı nasıl başladı ve önümüzdeki yılın kalan dönemine ilişkin beklentilerin, ki bir de tabii ki 14 Mayıs'ta seçim de olacak, bir seçim yılı da ekonomilerde önemlidir, öncesi sonrası. Nasıl değerlendirirsin, beklentin ne olur? Şimdi Kasım ayında en son bir araya geldiğimizde bahsetmiştim. 2023 zor bir yıl olacak birçok sektör için ve bunu aslında görmeye başladık yıl başladığından itibaren. Hem yerel hem küresel birçok, hatta büyük markada küçülme aksiyonları ya da bazı önlemleri alındığına şahit olduk. Öngördüğümüz gibi oldu aslında. Ama bununla birlikte tüm bu yönelimlere rağmen bizim şirket olarak yatırım ve büyüme stratejimizin, planlarımızın devam edeceğinden bahsetmiştim. Bu da yine söylediğim gibi yılın başından itibaren yeni yatırımlarla, yeni istihdamlarla daha büyük, daha güçlü bir şekilde biz bu seneye başladık. Tabii yaşadığımız deprem felaketi çok acı. Ben yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Aynı zamanda afetten etkilenen, normal bir hayata dönmeye çalışan tüm vatandaşlarımıza yine sabır, güç, kuvvet diliyorum. Yani 2023 yılında gerçekten böyle bir doğal afette böyle kayıplarımızın olmasını kabullenebilmek gerçekten imkansız. Umarım ders çıkarması gereken herkes dersini çıkarır ve artık böyle afetlerde böyle kayıplar yaşamayız. Bunu dilerim. Bizim için iş temposu anlamda yoğun geçti. Şu sebeple yoğun geçti. Biz zaten özellikle böyle afet dönemlerinde, işlem hacimlerinde ve hizmetlerinde yoğunluk yaşayan finans kuruluşlarına, kamuya, iletişim kurumlarına 7/24 teknolojik
hizmet ve destek veriyoruz. Dolayısıyla bu dönemde... Aslında da kritik bir rolde üstleniyorsunuz. Evet, yani yardımların yerine ulaşması ya da afetten etkilenenlerin bu hizmetleri aldığı noktada herhangi bir kesinti yaşanmaması adına arka planda biz teknolojik olarak bu kurumlara hizmet sağladığımız için her ne kadar tabii ben ve çalışma arkadaşlarım moral ve motivasyon olarak zorlansak da burada yoğun bir şekilde hizmetlerimizi, desteğimizi vermeye devam ettik. İş tempomuz yoğun bir şekilde devam etti. Tabii yardım anlamında da hem şirket olarak hem de şirketimdeki çalışma arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Burada uzun bir, yani tabiri doğruysa rehabilitasyon süreci yaşayacağız ülkece. Burada elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ekonomik etkisi mutlaka olacaktır ülkemizde depremin ama bizim sunduğumuz özellikle bilgi güvenliği yazılımları. Buna ek olarak Hasan Emre Bey ile yine Şubat ayında programda istişare etmiştiniz. Yardımların ulaştığı kişilerin doğru tespit edilebilmesi, gerçekten ihtiyaç sahibinin yardımların ulaşabilmesi adına sunulabilecek teknolojik çözümler. Buna ek olarak zaten çıkış noktası finansal kapsayıcılık olan, gayesi bu olan, amacı bu olan işte dijital bankalar, fintechler, ödeme kuruluşları ve bizim bu kurumlara sunduğumuz yine teknolojik hizmetlerle birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın normal hayata dönüş sürecinde alacakları bu alanlardaki hizmetler önemli olacak. Biz de yine bu ülkenin bir firması olarak, yerel bir firma olarak elimizden ne geliyorsa, üzerimize ne düşüyorsa elimizi taşın altına koyup bu hizmetlerin ihtiyaç sahiplerinin ulaştırılması noktasında tüm yardımlarımızı yapıyor olacağız. Peki sektöre biraz dönecek olursak uzaktan müşteri edinimi tarafından başlayalım. Bu stüdyoda yine seninle ve sektörden farklı oyuncularla, oyuncuların yöneticileriyle konuştuk. Yani uygulamanın bankalarda başlamasının ikinci yılına giriliyor neredeyse. Yanlış hatırlamıyorsam 1 Mayıs'tı. Doğru. 1 Mayıs'ta 2 yılda olacak. Gelinen noktaya baktığımızda aslında Bankalar Birliği verilerine bakıldığında önemli noktalara gelinmiş. Sen nasıl değerlendirirsin, nasıl yorumlarsın? Bir de tabii burada bankalarla başladı ama sonra banka dışı finansal kurumlarla da devam etti. Bu uzaktan müşteri edinimini bankalar kadar bu kurumlarda etkin kullanabiliyor mu? Burada ne gibi fırsatları var? Hem sizin için hem o kurumlar için neden kullanmalılar? Bir de tabii buradaki üçüncü bir soru olacak ama aynı soru içinde düzenlemeler oluyor ve bu düzenlemeler ve pazardaki durumu bir değerlendirirseniz sevinirim. Tabii. Şimdi iki ay sonra evet Mayıs'ta ikinci yılını doldurmuş olacak uzaktan müşteri edinimi ile ilgili yeni düzenleme ve uygulamalar. Bankalarda bu sürece giren müşteriler için başarı oranının %35 seviyesine çıktığını görüyoruz. Daha da ilerleyecektir. Hem düzenleyici kuruluşlar hem de bankalar bu konuda yoğun bir şekilde iyileştirme çalışmalarına devam ediyor zaten. Dikkat çeken artık elimizde bayağı bir veri olduğu için dikkat çeken başka analizler de yapabilmeye başladık. Örneğin ilk ay 70 bin adet uzaktan müşteri edinimi gördüğümüz, yani Mayıs 2021'de o ay içerisinde 70 bin adet müşteri edinimi yapılmışken şu anda toplam bu sayı, sektörden mi bahsediyorsun bankacığım? Evet, bu TBB raporunda. Ama şimdi Ocak ayına baktığımızda 350 bin civarı, yani 5-5,5 kat bir sayı olarak, adet olarak büyüme var. Dolayısıyla son kullanıcıların, yani hizmet alan kişilerin de bu teknolojileri adaptasyonunun ne kadar hızlı ilerlediğini de görebiliyoruz. Tabii farkındalık yüksek ve kullanım hızlı ilerliyor. Tabii bununla birlikte toplam müşteri ediniminin içerisinde uzaktan müşteri ediniminin payı da büyümeye devam ediyor. Yani sektör ortalaması yine TBB raporunda %30 görünüyor. Fakat biz, yani Türkiye'nin en büyük bankası bizim müşterimiz aynı zamanda bu konuda. Biz Aralık ayında %50 gördük. Yani iki bankanın, müşteriden birisi, evet, her iki müşteriden oradan biri tercih ediyor. Evet, uzaktan şubeye gitmeden müşteri edinimi sağladı. Bu oranlar gerçekten hem bu teknolojinin hem de finansal hizmetlerin kullanım deneyimindeki gidişatın geleceğiyle ilgili bize çok önemli mesajlar veriyor ve umut veriyor baktığımız zaman. Diğer kuruluşlara gelecek olursak, yani Banka dışı finans kuruluşlarına gelecek olursak doğru teknolojiler ve doğru iş modelleriyle başarılı olmamaları için hiçbir neden yok. Tabii ki de farklı finansal kuruluşların farklı düzenleyicilerden farklı yönetmelikleri çıkıyor ama büyük oranda birbirine benzeyen ve küçük farklılıkları olan yönetmelikler genelde bunlar. Burada da dinamik, esnek. Bu yönetmelik tarafında tabii BDDK oldukça iyi bir yönetmelik koyduğu için diğer regülatör kurumlara da biraz şey oluyordur, tabii, kaynak oluyordur o. Tabii, yani mutlaka birbirleri arasında bir iletişim olduğunu biz zaten biliyoruz. Bununla birlikte sağ olsunlar dünyadaki akımları ya da dünyadaki yenilikleri takip edebilmek ve bu konularda fikir alışverişi yapabilmek adına zaman zaman bizleri de dinliyorlar sağ olsunlar.
Dolayısıyla bu nüanslarla, bu nüanslara karşı iş modelini doğru şekilde kurgulayabilecek esnek, modüler, dinamik yazılımlar, teknolojiler kullanılması halinde yine benzer başarılar bankalar gibi yakalanabilir. Hatta daha da başarılı olunabilir. Özellikle startup ekosisteminde çalışan daha dinamik yapıların bu konularda daha başarılı olduğunu görüyoruz zaman zaman. Dolayısıyla orada da bahsettiğim kombinasyonla birlikte iyi bir teknoloji, iyi bir akış, iyi bir hizmet modeliyle birlikte yine uzaktan müşterilerin de başarılı olacaklar. Bizim de çalıştığımız fintechler var zaten bu konuda. Peki şimdi bütün bu konuştuklarımız aslında finans sektöründe dijitalleşmenin getirdiği fırsatlarla özellikle kapsayıcılığın artırılması noktasında önemli bir mihenk taşı. Dolayısıyla bu finans sektöründe dijitalleşmenin yerini biraz yorumlamanı isteyeceğim senden. Tabii finansal hizmetlerde büyük değişim var. Müşteri ediniminden tutun da ürün satışlarına kadar, detaylarına kadar ya da tasarruf tarafındaki hizmetlere kadar. Yine az önce de bahsettik işte dijital banka ödeme ve elektronik para kuruluşları, fintechler. Nasıl bir sektörden bahsediyoruz Türkiye'de? Gelecekte bu anlamda neler bekliyor? Senin buradaki bakışını merak ediyorum. Finansal hizmetler ya da finans sektörü son yılların en sıcak sektörlerinden birisi. Büyüme ivmesi en yüksek sektörlerden birisi baktığımız zaman. Hem bankalar açısından hem de fintechler açısından bu böyle devam ediyor. Hem küreselde hem de ülkemizde. Ve bunu sağlayan, bunu ortaya çıkaran en önemli etmenlerden biri bahsettiğiniz gibi dijitalleşme ve bununla birlikte de tabii yönetmelikler. Özellikle ülkemizde son yıllarda yoğun bir şekilde uygulamaya geçtiğini gördüğümüz işte dijital bankalar, İşte ödeme ve hizmet sağlayıcılar için yeni yönetmelikler, servis bankacılığı, açık bankacılık gibi yönetmeliklerle ve bunların dijitalleşmeyle birlikte desteklenmesi sonucunda fintech tarafında ciddi bir ivme görüyoruz. 2023 tabii bütün sektörler için zor olduğu gibi fintechler için de zor. Hatta iki gün önceydi sanırım Amerika'da bir banka iflasını açıkladı ki 2008'den bu yana en büyük banka iflası baktığınız zaman. Evet. Dolayısıyla yine zor bir yıl gibi görünüyor. Hatta küreselde bazı ödeme kuruluşlarında da, büyük ödeme kuruluşlarında da yine küçülme aksiyonlarının alındığını görüyoruz. Fakat bunu dönemsel analiz etmek daha doğru olur. Yani bütün sektörlerin, bütün dünyanın etkilendiği böyle dönemlerde bir takım yavaşlamaların ya da bir takım duraksamaların olması normal. Ki bankada ağırlıklı girişimlere finans eden bir banka, gerçekten kurtaracak yönünde açıklamaları var ama bakalım. Bir bankanın satın aldığına dair bir haber göz ucuyla gördüm ama belki öyle bir şey olmuş olabilir. Tabii müşterileri mağdur etmeyecek. Gelişmeler devam ediyor yani biz yayına girerken bir sürü haberler düşüyordu. Lakin burada ben Türk fintechlerine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Evet. Şimdi Türk fintechleri hem ülkemizde hem de uluslararası arenada çok başarılı baktığımız zaman. Hani klasik bir söylem vardır, krizden fırsat bulabilmek ya da krizi fırsata dönüştürmek diye. Evet. Dolayısıyla Türk fintechlerinin özellikle Ar-Ge tarafındaki yatırımlarını, son yıllardaki büyüme ivmelerini, başarılarını ben de yakından takip ediyorum tabii ki. Hatta sizin de dönem dönem bu firmaların temsilcilerinden konuklarınız oluyor. Onları da dinleme şansımız oluyor. Onlar da bu şekilde bahsediyorlar. Dolayısıyla bu dönemde özellikle uluslararası sektörde Türk fintechleri için ciddi fırsatlar olduğunu görüyorum. Ve sahip oldukları Ar-Ge gücüyle, dinamizmle birlikte burada ciddi yeni oyuncular ya da mevcut oyuncularımızın da daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum uluslararası arenada. Bir de bu dijitalleşmenin çok kritik bir noktası da yapay zeka bu arada. Yani sadece bizim sunduğumuz bu dolandırıcılığın tespit edilmesi alanında değil, risk analizinde, müşterilerin kullanım alışkanlıklarının analiz edilip daha kişiselleştirilmiş, kişiye daha uygun, kişinin daha çok ilgisini çekecek müşteri deneyiminin sunulmasında, büyük verinin analiz edilip iş süreçlerinin otomasyonunda, optimizasyonunda yapay zekadan fazlasıyla faydalanmıyor. Özellikle fintechlerde. Fintechlerin bu sıçramasını sağlayan önemli konulardan birisi yapay zeka. Hatta bu sabah bunları tabii ben sektörün içinde olduğum için biliyorum ama yapay zekaya da sordum. O da bunları teyit etti sabah. Dolayısıyla teknolojinin geldiği yerde malum bu aralar çok konuşulan bir konu biliyorsunuz. Hatta merak ettim şeyi bile sordum dedim böyle böyle finansal teknoloji konuşacağız neyden bahsedeyim. Çok güzel akış falan çıkarıyor yani baktığınızda. Dolayısıyla dijitalleşme tamam çok önemli ama dijitalleşmenin içinde yapay zekanın rolü
deneyim açısından, müşteri deneyim açısından fintechleri gerçekten çok farklı bir noktaya götürdü. Evet. Götürmeye de devam edecek. Devam edecek. Peki bu çizdiğin makro çerçeve içerisinde sektörü, fintech sektörünü analiz ettin. Finansal dışı, banka dışı finans kurumlarını da. Burada yine sizin şirkete döneceğim yani. Hı hı. Bu sektörlerden hangilerine, ne tarz, ne kapsamda hizmetler veriyorsunuz? Şimdi ben bu programda tabii elimden geldiğince finans odağında kalmaya çalışıyorum ama İHS Teknoloji bu geniş hizmet yelpazesiyle bütün sektörlere hizmet veriyor baktığımız zaman. İşte hı hı. Kamu, sanayi, üretim, e-ticaret, perakende, eğitim, sağlık, yani aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde bizim teknolojilerimizi kullanan müşterilerimiz var çok uzun yıllardır. Fakat finansal teknoloji açısından bakacak olursak tabii ki burada özellikle yeni yönetmeliklerin çıkması, bu yönetmeliklere uyum noktasında firmaların atik ve hızlı davranma gereksinimi ve burada da bizim gibi yetkin, çok uzun yıllar bankalarla zaten çalışmış ve bankalara bu konularda hizmet vermiş, başarı hikayeleri yazmış bir şirketin hem sunduğu yazılımlara ihtiyaç duyuyorlar hem de hizmetlere. Bizim de sunduğumuz hani temel, ana özetini vermem gerekirse bir yazılım. İster işte ana yazılım olsun bir ödeme firmasının fintech'in kullanması gereken, ister fraud, dolandırıcılık tespit yazılımı olsun, ister bilgi güvenliği, siber güvenlik olsun ya da müşteriye hizmet verirken arayüzlerle ilgili olsun, herhangi bir yazılımı ve bu yazılımla ilgili kurulum, entegrasyon, bakım, danışmanlık, eğitim, çok çeşitli hizmetleri biz bu kurumlara sunuyoruz. En çok proje yaptığımız konu dolandırıcılığın tespit edilmesi ve engellenmesi. Hı hı. Çünkü risk artık sadece bankalarda değil, bu yönetmeliklerle de zaten böyle ifade ediliyor. İşlem hacmi neredeyse, müşteri neredeyse, yoğunluk neredeyse, risk orada, dolandırıcılar orada. Dolayısıyla bu anlamda farklı ihtiyaçlar için işte işlem izleme, kara paranın aklanmasını önleme, zararlı yazılım tespiti, sosyal mühendislikle mücadele gibi çok farklı başlıklarda yazılım ve hizmet veriyoruz. Buluttan barındırma, yedekleme ve yönetilen BT hizmetleri de çok ilgi görüyor. Çünkü fintechlerin ana argümanlarından birisi zaten çevik olmak, hızlı olmak, dinamik olmak. Dolayısıyla onların bu yaklaşımını desteklemek adına işte kendileri bir sistem odasında boğuşmak yerine buluttan yönetilen bir hizmet alıp ana işlerine odaklanmayı tercih ediyorlar. Ve bu da büyümeyi destekliyor baktığınız zaman. Bununla birlikte bilgi güvenliği, siber güvenlik, yetkilerin ve erişimin yönetimi, yine buna ek olarak işte veri nerede dolaşıyorsa, bu mobil cihazlar olabilir, bilgisayarlar olabilir, ağlarda olabilir. Verinin güvenliği anlamında ya kısacası ihtiyaç duydukları herhangi bir konuda biz destek verebiliyoruz fintechlere. Hı. Çünkü zaten bizim çözümlerin geneli güvenlik ekseninde dönüyor. O da bu dijital çağın olmazsa olmazı. Şimdi fintechler bizim en çok izleyen kesim olabilir sektörü anlamda, bankalar ve fintechler. Dolayısıyla bilgi güvenliği dediniz, onun ben bir altını çizmek istiyorum. Öneminden siz de bahsettiniz. Geçtiğimiz haftalarda Aksigorta Genel Müdürü Sayın Uğur Gülen'le de yaptığımız programda o da altını çizdi. Siber güvenlik tarafı konuşurken dedi ki yani dijitalleştik deniliyor ama bence daha bunun başındayız. Önümüzdeki yıllar çok daha artacak. Bilgi güvenliği orada çok önemli bir noktaya gelecek. Dolayısıyla siz bu bilgi güvenliğin konusunda özellikle fintechler için nasıl faydalar üretiyorsunuz? Şimdi fintechlerin hem sağlaması gereken bir hizmet çeşitliliği, hizmet farklılığı var. Hem de bir de uyumlanmaları gereken yönetmelikler var baktığımız zaman. Az önce bahsettiğim gibi biz fintechlerle konuştuğumuz zaman ki fintechlerin de bizimle çalışma konusunda en çok ilgi duydukları, en çok dikkatlerini çeken konu şu oluyor. Biz yönetmeliklere uyum için ihtiyaç duydukları danışmanlık, eğitim, teknoloji, yazılım, hizmet, altyapı, gerek kendi ekiplerimizle, gerek kendi sunduğumuz yazılımlarla, gerek iş ortaklarımızla, yani kendi kurduğumuz ekosistemle birlikte her neye ihtiyaç duyuyorlarsa biz yardımcı olabiliyoruz. Hı. Ama tabii özellikle biz bir dönüşümün tam ortasında olduğumuz için konuşulan konuların çoğunluğu bilgi güvenliği üzerine oluyor baktığımız zaman. Hı. Burada da şimdi veri tabii artık yeni çağın altını, en kıymetli şey. Bu verinin dolaşımdaki güvenliği, işte cihazlardaki güvenliği ya da bu verilere hani KVKK'ya örneğin uyumlu olabilmek adına kim erişiyor, hangi veriye erişiyor, nasıl bir yetkisi var, bu yetkiler düzgün veriliyor mu, düzgün kaldırılıyor mu, düzgün yönetiliyor mu, bunlar çok kritik konular. Ve bizim çok ciddi uzmanlığımız olan konular. Bizim küresel ölçekte başarı hikayelerimiz var. Yine Türkiye'nin en büyük bankalarından biriyle bir sene içerisinde 100'den fazla uygulamayı tek bir merkezden yetkilerini otomatize ettik ve yönetmeye başladık biz. Şimdi burada dolaylı olarak siber saldırılara karşı da önemli bir çözüm sunmuş oluyoruz. Neden? Siber saldırıyla birlikte şirketin içerisine sızan saldırganlar, işte
işte sizin yetkinizle işlemler yapıyor ya da ele geçirdiği hesabın üzerinde kapatılması gereken ama açık unutulmuş bir yetki varsa, insan hatası olabilir, sistemsel bir hata olabilir. Böyle açık noktalardan faydalanarak aslında şirketlere ciddi zarar veriyorlar. Dolayısıyla bizim söylediğimiz şey şu oluyor, fintechlerle çalışmaya başladığımızda. Ne kadar uygulama olursa olsun bir kurumun içerisinde, tamamının yetkisini, erişimini tek bir merkezden doğru politikalarla, işte örneğin görevler ayrılığını da benimseyecek şekilde, denetimsel ya da yönetmeliğe uyumlu ilgili risk oluşturmayacak şekilde, müşteri varlığını koruyacak şekilde, şirketi koruyacak şekilde tek bir merkezden otomasyonunu sağlıyoruz ve sürekli bunun bakımını veriyoruz. Gerçekten şirketler için güvenlik riskinin, veri güvenliği riskinin, bilgi güvenliği riskinin çok minimize edildiği başarılı projeler oluyor. Bizim bu yaptığımız yetki ve erişim yönetimi projeleri. Peki şimdi son 2,5 dakikaya giriyoruz. Hem bir ilk başta anlatırken şirketi Arge ekibinden bahsettin. Hem biraz altını çizdin ama bahsettin ama altını daha da çizmek lazım. Buraya gelen birçok sizin gibi teknoloji şirketi, fintech şirketiyle görüştüğümüzde aslında herkesin 3-4 yıl önce yurt dışına açılması lazım Türk şirketleri dediğimiz noktada geldiğimiz yere baktığımda ben aslında açılmalar başladı. Artık hani bu başarı örnekleri de var. Fintech ve teknoloji tarafından bahsediyorum. Sizin yurt dışında neler var? Rotayı nereye çevireceksiniz? Biraz yurt dışı tarafını alayım önümüzdeki döneme ilişkin. Biz yurt dışı açılımında 6. yılımıza girdik aslında. Küresel bir markamız var bizim, fraud.com. Fraud.com şu anda Londra merkezli küresel bir şirket. Dolandırıcılığın tespit edilmesi ve engellenmesi, uzaktan müşteri edinimi, biyometrik doğrulama ve şifresiz giriş gibi birçok konuda farklı ülkelerde hizmetler veriyor. Şu anda Azerbaycan, Güney Afrika ve Fransa'da müşteriler var fraud.com'un. Ve bu senede birçok fırsat yine kapıda, farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda büyük müşterilerimiz olacak gibi görünüyor. Tabii bizim buradaki vizyonumuz şu. Yerel olarak, yerli, kendi geliştirdiğimiz yazılımları birincisi dünyaya sunarak ihracatla birlikte ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte özellikle bizim faaliyet gösterdiğimiz bilgi güvenliği gibi alanlarda genelde yazılımlar yurt dışından tedarik ediliyor ve ithalat kalemi baktığınız zaman biz daha uygun maliyetlerle ülkemizdeki fintechlere, finans kuruluşlarına aynı kalitede, hatta yapabildiğimiz noktada daha iyi kalitede yazılımlar sunmaya ve onlara daha kolay bir erişim sunmaya çalışıyoruz kaliteli güvenlik yazılımlarına. Bununla birlikte bizim hani amiyane tabirle takıntılı olduğumuz bir konu var. Ülkemizde istihdamı büyütmek, ülkemizde büyümek. Çünkü Türk mühendisleri şu anda bütün dünyada el üstünde tutuluyor. İşlerinde çok iyiler baktığınız zaman. Biz hem şirketimizin yazılımlarını, teknolojisini ihraç ederek hem de bu sene devreye aldığımız hizmet ihracatını da başlatarak çalışma arkadaşlarımızın herhangi bir şekilde farklı bir ülkede çalışmaya da yaşama gereksinimi duymadan çok iyi koşullarda, çok iyi standartlarda ülkemizde, ülkemize katkı sağlamasını ve ürettiğimiz katma değerde onların da pay sahibi olmasını hedefliyoruz ve biz bu yönde çalışmaya gayret gösteriyoruz büyük ölçüde. Yeni açılım olacak ülkeler var mı? Özellikle yakın doğu diyebilirim bu sene. Hizmet ihracatı konusunda ciddi potansiyel görüyorum. Çünkü dediğim gibi Türk hizmeti, Türk firmalarının hizmeti, Türk mühendislerinin kalitesi gerçekten oralarda mumla aranıyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ciddi bir potansiyel ve büyüme bu sene bekliyoruz. Bir kadar size başarılar dileyim, kolaylıklar dileyim. Teşekkür yolda. Çok ederim, teşekkürler yayına katıldığın için, değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İHS Teknoloji CEO'su Kadir Yücel'di. Kadir Yücel ile birlikte hem biraz dolandırıcılık tespiti ve bunu engelleme, uzaktan müşteri edinimi ve şirketler için özellikle bilgi güvenliğinin önemini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.